Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımızın yeni bir senaryo inceleme bölümüne hoş geldiniz dostlar. Bugün sizler birlikte Atatürk 2000 yılından sonra olsaydı ne olurdu adlı videomuzu yapacağız dostlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Diyerek isterseniz yavaşça oyunumuza başlayalım dostlar. Buradan Suriye'yi kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 1.629 binlik bir nüfusumuz varken 266 bin ekonomikte direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum dostlarım. Ve daha sonrasında buradan vergilerimizi ve malları şöyle standart konumuna çekeceğim. Arkadaşlar bu arada oynadığım senaryo Milanyum senaryosudur. Eğer oynamak istiyorsanız açıklama kısmına bakmanız yeterli dostlarım. Şimdi 2000 yılına giren bir Türkiye için teknoloji puanları nasıl verilmesi gerekiyor hemen sizlere göstereyim. Öncelik olarak nüfus artışında 5 tane ve ekonomisine 10 tane vereceğiz. Fazlası bize zarar zaten. Vergi gelirinde de 5 tane verelim dostlar. Ve ben bu bölüm biraz gerçekçi oynayacağım için arkadaşlar üretim gelirine 10 tane vereceğim. Biraz fazlasıyla üretim yapmaya çalışacağız sizlerle birlikte. Üretime de 5 tane vereceğim ve ordu bakımında 5 tane verip burayı kapatıyorum. Şimdi diplomasimize bakacak olursak görüyorsunuz ki Atatürk'ün 2000 yılında uyarlanmış resmini zaten buradan görebilirsiniz dostlarım. Ve şekillendirip Misak-ı Milli adında bir sınırımız var. Bunu bu arada aceleyle yaptığım için bu kadar oldu arkadaşlar. Siz kendiniz düzeltirsiniz artık onu senaryoda. Bilginiz olsun dostlarım. Şimdi oyunumuza yavaştan şöyle bir başlayalım. Öncelik olarak sınırımıza bakacak olursak görüyorsunuz ki diyecektim ki event geldi abi. Tavsiye. Merhaba oyuncu. Sana tavsiyem seçimlere kadar kimseyle savaşma. Ekonomik yatırımlar yap yoksa ekonomi çok sarsılabilir. Eventler 2003'e kadar devam etmektedir. Tamam abicim. Şimdi sınıra şöyle bakacak olursak arkadaşlar Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, Kürdistan, Ermenistan, Nahçıvan ve Gürcistan adında bir sürü çok devlet var görüyorsunuz ki. Bunların hepsiyle sırasıyla savaş ama öncelik olarak arkadaşlar ülkemize yatırım yapmamız lazım. Dilerseniz oyunumuza yavaştan şöyle bir başlayalım. Bu arada benim vasalım var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim vasalımız olmuş durumda arkadaşlar. Bu arada Atatürk 2000 yılında olsaydı acaba gerçekten neler olurdu? Çok merak ediyorum gerçekten. George V. Bass 43. ABD Başkanı seçildi. Abi çok garip bir ismi varmış. Tebrik et görmezden gel. Arkadaşlar tebrik edelim. Yani ülkelerle ilişkilerimizi yüksek tutmak istiyorum. Karşımıza bir Amerika almak istemem açıkçası. Şöyle hemen ilişkilerimizi geliştirelim. Bu arada Trump başkan ama ona hiç aldırış etmeyin arkadaşlar. Oyunda büyük ihtimal bug olmuş olabilir. Şimdi şöyle biraz para basacağım. 100.000 para da ülkemize biraz yatırım yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Sezer Ecevit anayasa kitapçığını fırlattı. Buna bağlı olarak devalüasyon yaşandı. Patron işçileri işten çıkarıyor. Dolar yükseldi. Ekonomi büyük bir darbe aldı. 150 bine yakın ekonomi kaybettik. Siyasi gerilimler. MGK'nin Şubat toplantısı Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasında yaşanan tartışma nedeniyle Başbakan Bülent Ecevit toplantıyı terk etti. Ya büyük ihtimal Milli Güvenlik Kurumu. Evet, Milli Güvenlik Kurumu olabilir. Ekonomimiz zor durumda. Merkezi banka dalgaları kura geçişinin ilk gününden doların fiyatı arttı. Faizler %5200'leri gördü. Arkadaşlar görüyorsunuz ki başımıza baya baya kötü olaylar geliyor. Kemal Derviş Türkiye'ye geliyor. Bülent Ecevit Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş'i Türkiye çağırdı. Hadi bakalım. Eventlerle Atatürk'ün ilgisi var mı? Biraz sonra göreceksiniz zaten arkadaşlar. 2003'e kadar tüm eventleri göstereceğim sizlere. Bir esnaf Ecevit'in yazar kasasına fırlattı. Ecevit'e yazar kasa fırlattı. Oo. Ekonomimiz bu olaydan da etkilendi. Keyifsiz. Arkadaşlar kötü kötü olaylar yaşıyoruz. Merkez Bankası özelleştirelim mi? Evet, hayır. Evet abi. Ekonomimizi attım biraz. Orta Doğu karışıyor. Bak, yakında takip etmeliyiz. Yakından takip etmeliyiz. Evet, Suriyeler geldi, Kürdistan geldi. Irak ve Suriye küçüldü. Evet arkadaşlar ben biraz savaşa girmek istiyorum açıkçası ve sınırımızdaki devletleri şöyle bir toparlarsak en azından güzel olabilir. Rütük yasasının değişimi. Kabul ederseniz halk tarafsız haber almayacak. Kabul et veto. Kabul edelim, veto edelim arkadaşlar. Tabii ki de Rütük halk her şeyden haber alsın ya. Halktan hiçbir şey gizlemeyelim arkadaşlar. Tübraş'ta yangın. Çıkan yangın 2,5 saatte durdurulabilirdi. 3 milyon YTL zarar var. Oha abi ya ne oluyor arkadaşlar? Ekonomi gittikçe kötüleşiyor ya. 11 Eylül saldırıları. Amerika'da ikiz kulelere saldırı gerçekleşti. Geçmiş olsun de görmezden gel. Geçmiş olsun diyeceğiz arkadaşlar. Bu arada hafif böyle sesimde gariplik yaşayabilirsiniz ve okumamda problemde sorun görebilirsiniz arkadaşlar. Az önce yayın yaptım Twitch'te ve burada o yüzden dolayı böyle oldu sesim. Kusura bakmayın bunun için. Yeni parti. Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Hayırlı olsun. Arkadaşlar bu arada size şey söylemek istiyorum. Aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Yarınki yapacağımız canlı yayında 16.000 aboneye özel Steam Key çekilişi dağıtacağım. Bilginiz olsun dostlarım ve Discord'a katılarak çekilişe de katılabilirsiniz dostlarım. Teröre karşı ABD savaş açtı. ABD Afganistan'ı bombalıyor. Kına destekle. Yani arkadaşlar Afganistan'la ilişki geliştirmek istemiyorum. Ben ABD ile ilişki geliştirmek istiyorum. Aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayınız dostlarım. Şöyle 500 beğeni gelirse size 2020 Atatürk'ünü de göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Onun için de bir senaryo yapılmış zaten. Açıklama kısmında onun linki de mevcut dostlarım. Bilginiz olsun. Afyon'da 6 büyüklüğünde deprem. Yardım gönder kendi hallerine bırak. Yardım göndereceğiz arkadaşlar. Bizim devletimiz burası. Bizim ilimiz.
Yani öyle bakacak olursak eğer Kıbrıs'ı ilhak edelim mi? Evet. Evet, Nikosu'yu aldık az önce. Hafif şöyle biraz araştırma yatırım yapmak istiyorum arkadaşlar. Araştırma yapım yapabilirsek belki ülkemiz gelişebilir. 0.43 Mustafa Kemal Atatürk çok karizmatik durmuyor mu arkadaşlar? Hoydort eğer oynarsanız Mustafa Kemal Atatürk'e bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Hele hele Battle Bosporus DLC ile kesin oynamanız lazım. Haberiniz olsun dostlarım. Şimdi 0.47 şöyle biraz araştırma böyle yatırım yapmak istiyorum ama arkadaşlar çok yavaş artıyor gerçekten. CHP hükümeti kuruldu. Aa. Lan böyle event geliyor muydu? Hayırlı olsun diyelim abi. Ben ilk kez böyle bir event gördüm bu arada arkadaşlar. Araştırmayı kapatalım. Bu arada ben size senaryoyu tanıttıktan sonra onunla ilgili hiç oynamıyorum arkadaşlar. Şimdi sınırımızda Kürdistan var biliyorsunuz ki bu Kürdistan'ı hemen topraklarımıza katalım ve Kürdistan problemlerini halletmiş oluruz dostlar. Hemen şöyle sınır askerlerimizi dizeceğim. Bu arada aşağıdan henüz abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayınız dostlarım kesinlikle. 16.000 abone olduğumuzda yavaş yavaş şöyle bize biliyorsunuz ki 20.000 barajı gözükmeye başlayacak arkadaşlar. 20.000 abonede büyük ihtimal 100 liralık Steam key çekilişleri yine dağıtmaya başlarım arkadaşlar. Bu seferki evet dışarıdan motor geçiyor. Evet ve ara sıra arkadaş bak. Bak nasıl bağırttırıyor görüyor musunuz? Size sesi geliyor mu bilmiyorum ama arkadaşlar. Eğer geliyorsa dakikayı sabitlemenizi öneririm. En azından ona göre ben videoyu montajlarım. YouTube'da biliyorsunuz ki videoyu yeniden montajlayabiliyorsunuz. Sabitleyin ben ona bakarım be. Kürdistan'ı hemen topraklarımıza katalım. Evet şu an arkadaşlar misaki milis sınırımızdan birkaçını halletmiş bulunmaktayız. Şimdi Suriyelerden burayı alacağız ve daha sonra buradan burayı ve buradan da Gürcistan'da burayı almamız lazım. Alırız sıkıntı yok. Ama önce ondan önce ben Bulgaristan sınırına bir asker çekmek istiyorum. Ama abi burada da enflasyon sıkıntıları falan çıkacak. Şöyle yatırımlarımızı yapalım. Estimasyonumuzu yapalım. Güzel. Şimdi gelelim Bulgaristan'a savaş açmaya. Bulgaristan'a savaş açmak kolay olacak bu arada arkadaşlar. Bu arada sizin böyle senaryolarınız varsa web sitemizde kesin paylaşın dostlarım. Web sitemizde senaryo paylaştıkça para kazanıyorsunuz biliyorsunuz ki. Yani paylaşmanızı tavsiye ederim sizlere. Yakın zamanda savaş senaryoları devam edecek bu arada. Türkiye ile Gürcistan veya Azerbaycan ile Ermenistan savaşsa ne olurdu adlı videolarda gelecek yakında. Haberiniz olsun dostlarım. Şimdi şöyle askerlerimizle birlikte ilerleyeceğim. Bulgaristan'ı aldık, topraklarımıza kattık. Oğlum az önce var ya arkadaşlar öyle bir seçim ekranında kaldım ki yani alnımdan ter aktı ya. Neyi seçsem. Bu arada hiçbir şekilde benim bir siyasi görüşüm yok arkadaşlar. Yani ben tarafsız takılıyorum genelde. Yani onu seçince onu da yine ne bileyim arkadaşlar ya boş ver neyse. Silivri falan hiç uğraşamam şimdi. Asimilasyonlarımızı yapacağım arkadaşlar. Tarafsız olmak en iyisi. No alliance olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 1832 günlük dukatımız var ve 15.000 de altınımız var. Dukat da altın aynı bu arada. Ben Yunanistan'a bir savaş açmadan önce bir Gürcistan'a bir gideyim. Olası savaş senaryoları bu arada çok hoşuma gidiyor ya. Ülke geliştirmiyorsunuz ya. Diğer ülkelerle ilişki besliyorsunuz bir yandan da. Bence çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi 31.000 ekonomi Gürcistan'a bir savaşımızı açmak istiyorum açıkçası. Şöyle gel. Gel abi. Bu arada şöyle bir şey yapalım ya. Gelin gerçekçi oynayalım birazdan. Mesela bu 2000 milenyum senaryosunda diğer devletler ben savaşa girseydim büyük ihtimal hepsi ayaklanırdı. Arkadaşlar ayaklanmadan önce şöyle ben alabileceğim toprağı alayım. Parçalayayım. Gürcistan'ı iki parçaya yerim ve bırakayım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Öyle yapalım bence. Barış müzakereleri. Gel abi. Şuraya bu arada onu misaki milli kurduktan sonra yapalım. Şu an belki biraz garip olabilir. Ekonomi lazım arkadaşlar. Ekonomiden sonra yapalım bunu. Suriyelileri en sona bırakacağım bu arada dostlarım. Bunları hemen şöyle simülasyonumuzu yapalım. Bu sıralar videoları artık sizlere garip garip içerikler sunmaya çalışıyorum. Çünkü yapacak bir seri kalmadı biliyorsunuz Age of History'de. Yani elimden geldiğince farklı senaryolar sizlere sunacağım dostlarım. Merak etmeyin. Aşağıdan abone değilseniz abone olmayı kesin olarak unutmayınız dostlarım. Yavaş yavaş şöyle bir 20 bin oluyoruz ya. Sonunda be arkadaşlar. Sonunda bir 20 bin oluyoruz ya. Vallahi 10 binde çok takıldık bu sıralar. Farkındayım. Biliyorsunuz ben bir de tatile gitmiştim. Tatilden dolayı izlenmeler düştü. Size sürekli Roma serileri attım. Ama lakin toparladık. Artık videolar şöyle 10 bin barajına yakınlaşmış durumda. Ya ne zaman Yunanistan'da VS'ye girsem Yunanistan'ı şu topraktan unutuyorum arkadaşlar. Vallahi ben de anlamadım ya. Kusura bakmayın oraları hep unutuyorum. Ama bu sefer bırakmayacağım merak etmeyin. Şöyle aralım. Adaları da alacağım. 2758. Atatürk 2000 yılında olsaydı bütün hayalimiz olan Misak-ı Milli sınırlarını gerçekleştirirdi arkadaşlar. Evet üstten asker geliyor. Askerleri şuradan şu şekilde çözebilirim. Evet Yunanistan normalde bir kere çıkarma atar. Daha sonrasında bırakırdı. Lakin bu sefer bırakmadı arkadaşlar peşimizi. Halledeceğiz. Halledeceğiz merak etmeyin. Biz Yunanları denize, atam denize yüzdürdü kardeşim. Sakin olun ya. Sakin olun dostlar ya alacağız.
Şu an umutsuz savunma yapıyor. Hoydört mantığıyla düşünürsek eğer arkadaşlar. Umutsuz savunmayı açmış durumda arkadaşımız politik güçten. O yüzden biraz daha dikkatli oynamakta fayda var. Evet, adaları aldık ve şu an için misakimini de Yunanistan için alacağımız toprak bir tane şurası kaldı arkadaşlar. Adalar kaldı. Adaları aldık diyorum ama adaları almamışız. Bak sen şu Allah'ın içine ya. Neyse şuraları bir şöyle toparlayalım. Al abi. Şuradan asker çek. Şuraya asker çıkar. Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. Hepsini aldık. Bunları da buraya atıyorum. Girit'e de çıkalım. Tamam. Yunanistan bitmiş durumda. Hemen sınırımıza Suriyelilerin sınırına askerlerimi çekeceğim. Arkadaşlar bu arada şey sınırında hata varsa, misal kimliği sınırında hata varsa yani kusura bakmayın bunun için acelece video çekmeye çalıştığım için yayından yeni çıktım ve direkt olarak video çekmeye başladım arkadaşlar. Yani biraz sınırda hata olabilir. Zaten siz beni anlayışla karşılayacaksınızdır büyük ihtimal. İnşallah bakalım abi. Hadi bakalım şuradaki Suriyelilerde savaşımızı açalım da ekonomi biraz rahatlasın ya. Bu arada zile birisi bastı. Ne zaman video çeksem abi hep bir şey oluyor, hep bir şey. Az önce Peugeot'cu geçti mesela. Peugeot'cular arkadaşlar, Peugeot'cular her yerde ya. Şuradan askerlerimizi basacağım. Suriler kolay olacaktır, merak etmeyin. Şuralarda şöyle garnizon yapalım. Buradan zaten pek savaşmayacağım. Al abi buraları. Tamam, güzel. Buraları şöyle toparlıyorum arkadaşlar. Burada işimiz kalmadığı zaman rahatlamış olacağız. Al abi, al al, hadi hızlı ol. Zaten Musul Kerkük bizim. Kerkük bizim falan işte. Rahatız arkadaşlar. CCC. 2800. Hemen askerleri şöyle dağıtıyorum. Bitti. Bitirdik adamın işine. Al abi. Tamam, barışımızı yapalım. Hemen misal kimliği formlayalım. Arkadaşlar bundan sonra yapmamı istediğiniz seriler veya senaryolar varsa veya garip senaryolar varsa yazın dostlarım. Mesela bundan sonra kimleri kapıştırayım onun gibi. Evet, misaki milliyi de formlamış bulunmaktayız. Mustafa Kemal Atatürk huzurunda görüyorsunuz ki bu bölümü de burada noktalayalım dostlar. Amerika bizim şu an en iyi dostumuz olmuştu mu görüyorsunuz ki 86'lık bir görüşü var arkadaşlar bize. Yani bizim ona görüşümüz 86, onunla bize görüşü 62 durumda. Neyse kendinize çok iyi bakın, ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar, aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma değilseniz de abone olmayı unutmayınız dostlarım. Hadi görüşürüz. Öptüm, bay bay. Aşağıdan abone olun bak mutlaka ha. 16.000 olacağız. Hadi bay bay.